Ve nihayet trigonometrideyiz arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. 2023 AYT Matematik kampındasınız arkadaşlarım. Bugün trigonometriye ilk defa geçiş yapıyoruz kampta. Yaklaşık 4 veya 5 gün sürecek sevgili arkadaşlarım bu kamp. Ve toplamda 8 video. Aynen 4 gün sürecek. 8 videoda trigonometriyi bitireceğiz arkadaşlar. Hemen arkasından da bir tane small test, 2 tane medium test ve bir tane large test çözeceğiz. Yani 4 tane de test çözeceğiz trigonometriyle alakalı. Yani trigonometri bu videolardan sonra toplam kaç video oluyor? 8 artı 4 12 video. 12 videodan sonra trigonometri senin için mazi olmuş olacak. Tabii ki sıkıca tekrarlarını yaparsan ve kampa sadık kalıp düzgün bir şekilde videolarını izlersen. Şimdi arkadaşlarım, kanala abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz, belki bildirimi de açarsınız. Bir de beni seviyorsanız. Hadi geçelim dersimize sevgili arkadaşlarım. Evet, trigonometri dedik. Biliyorsunuz tri 3 demek. Gon da o genden geliyor. Üçgenin arkadaşlarım. Üçgenin analizi diyebiliriz aslına bakarsanız. Üçgenin incelemesi diyebiliriz aslına bakarsanız trigonometri için. Çünkü enine boyuna sürekli üçgenlerle ilgileneceğiz. Şimdi öncelikle dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları diye başlıyoruz. Aslına bakarsanız bu sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant, kosekant dediğimiz değerlerin hepsi de bir oranın isimleridir arkadaşlarım. Bir orandır. Peki neyin neye oranına biz isim vermişiz? Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım, bir dik üçgen düşünelim. Dik üçgen üzerinde dik olmayan açılardan bir tanesi şurada x olsun. X'in karşısına karşı dik kenar, komşusuna komşu dik kenar diyoruz. Hemen dibindeki dik kenara komşu dik kenar ve bir tane tabi dik üçgen olduğu için hipotenüsümüz var. Bu kısma b, buraya a ve buraya c dedik. Şimdi sinüs dediğimiz değer karşı bölü hipotenüstür arkadaşlarım. İşte her seferinde x açısının karşısındaki dik kenarın hipotenüse oranı dememek için buna kısa bir isim takmışız. Ne demişiz? X'in sinüsü. Yani sinüs x demişiz. Hatta sinüs bile demeye üşenip de gidip bir de bunu sin diye kısaltmışız arkadaşlarım. Yani sinüs gayet kısaydı aslında. Karşı dik kenar bölü hipotenüs demek yerine sinüs daha kısaydı ama onu bile kısaltmışız. Çünkü trigonometride arkadaşlarım böyle özdeşlikler, denklemler falan kurulurken sinüs yazmak bile bizim için upuzun olacaktı. Sin yazmak bile bazen uzun geliyor da S ve C diyoruz sinüs ve kosinüs hatırlarsanız. Neyse devam edelim. Şimdi sinüs x arkadaşlarım karşı dik kenar bölü hipotenüs. Kosinüs x komşu dik kenar bölü hipotenüs diyoruz. Tanjant x karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani karşı bölü komşu kısaca. Kotanjant da tanjantın tam tersi, tepe taklak olmuş hali. Komşu bölü karşı. Sekant sevgili arkadaşlarım hipotenüsün komşuya oranıdır. Yani hipotenüs burada C, komşusu A olduğu için C bölü A'dır diyoruz. Kosekant da sevgili arkadaşlarım hipotenüsün neye? Karşıya oranı, yani C bölü B'dir diyoruz kosekanta da. Kosekant için sevgili arkadaşlarım sekant ve kosekant için daha sonrasında yine bazı hatırlatmalar yapacağız. Hatta o hatırlatmaları şimdi de versek sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere bakın burada A bölü C var, burada C bölü A. O zaman kosinüs de sekant birbirinin tersi ise ben sekant dediğimiz fonksiyona artık 1 bölü kosinüs diyebilirim arkadaşlarım. Kosekant dediğimiz fonksiyonda artık bizim için nedir? 1 bölü sinüstür diyebiliriz. Çünkü bakın burada B bölü C var, burada C bölü B var. Yani birbirinin çarpımsal tersidir diyeceğiz. Burada sekant ve kosekant da sevgili arkadaşlarım söyledik. 30, 45 ve 60 derecenin trigonometrik oranları. Çoğu zaman bunları ezberlemekte sıkıntı yaşayan öğrenciler de tanıyorum. Yani sinüs 30 diyorum, düşünüyor böyle. Yani tamam eyvallah, çok soru çözmemiş olabilirsin. Veya ezberin kötü olabilir. Bunlarda hiç sıkıntı yok ama size tavsiyem sevgili arkadaşlarım, bunları ezberlemenin en iyi yolu, bir, öncelikle küçük kağıda yazıp artık çalışma masanda görebileceğin, her gün görebileceğin, her gün gözünün önünde olan bir yere, gerekirse telefonun arka planı yap, gerekirse bilgisayarında ana ekrana duvar kağıdı yap arkadaşlarım. Bir şekilde bunu sürekli göz önünde bulundur, bu yazdıklarımızı. İki, bunlarla alakalı otur 2-3 tane test çöz arka arkaya bak. Aynı gün içerisinde otur 2-3 tane test çöz, mutlaka oturur. Oturmazsa gel yanıma. Tamam. Şimdi 30, 45 ve 60'ın trigonometrik oranları diyoruz. 30, 60, 90 üçgeninde biliyorsunuz ki 30'un karşısı eğer 1 ise 60'ın karşısına arkadaşlarım kök 3 diyorduk. 90'ın karşısı da 1'in 2 katı oluyordu. 45, 45, 90 üçgeninde burası 1, burası 1, burası ne oluyordu? Kök 2 oluyordu. Şimdi sinüs 30'a bakacak olursanız arkadaşlarım, sinüs 30 bakın şunun karşısı bölü hipotenüs, yani 1 bölü 2 olacaktır. Kosinüs 30'a bakıyoruz. Kosinüs 30'da sevgili arkadaşlar komşu bölü hipotenüs olduğu için kök 3 bölü 2'dir. Şunları yaklaştırayım.
Hem daha rahat yazarız hem de sığdırırız. Uzaktan bakarak böyle küçük yerlere yazmak olmuyor. Şimdi şurası arkadaşlarım. Şöyle 1 diyelim. Bakın burası 1 bölü 2 idi. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 dedik. Şimdi tanjant 30'a bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Karşı bölü komşu yani 1 bölü kök 3 olacaktır. Ya da bazen isterseniz siz bunu kök 3 bölü 3 diye de yazabilirsiniz. Hangisi işinize geliyorsa ama hiçbir şey fark etmeyecektir. Sadece şıkta soruyorsa 1 bölü kök 3 yerine kök 3 bölü 3'ü istiyordur. Çünkü paydada irrasyonel bir ifade istemiyoruz. Kotanjant 30'da sevgili arkadaşlarım kök 3'tür. Kosinüs 60. 60'ın komşusu bölü hipotenüsü 1 bölü 2. 60'ın sinüsü arkadaşlarım kök 3 bölü 2. Kotanjant 60 1 bölü kök 3'tür arkadaşlar. Ve tanjant 60 da kök 3'tür. Hemen bir de 45-45-90'ı dolduralım arkadaşlar. Sinüs 45 dediğimiz şey karşı bölü hipotenüs olduğu için 1 bölü kök 2'dir. Ya da sen bunu kök 2 bölü 2 olarak yazabilirsin pek tabi. Kosinüs 45 de yine kök 2 bölü 2'dir. Tanjant 45 1 bölü 1'den 1'dir. Kotanjant 45 de yine 1 bölü 1'den 1 gelir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyi size söylüyorum. Gördüğünüz üzere 30 ve 60. Yani bunlar birbirlerini sevgili arkadaşlarım 90'a tamamlıyor. Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine daima eşittir. Bakın 30 ile 60. İkisi de sinüsün 30'u kosinüsün 60'ına eşit. İkisi de 1 bölü 2. Veya kosinüsün 30'u sinüsün 60'ına sevgili arkadaşlarım eşittir ve kök 3 bölü 2'dir. Ve aynı zamanda sinüsleri kosinüslerine eşit olduğu gibi tanjantları da kotanjantlarına eşittir. Gördüğünüz üzere tan 30 kot 60'a, kot 30 tan 60'a eşit arkadaşlar. Aynı şekilde hocam bu sadece 30 60'ta mı sağlar? Hayır. 45-45'te de sağlar. Bakın sin 45 cos 45 eşit ve ikisi de kök 2 bölü 2. Tan 45 de kot 45 de yine eşit ve ikisi de 1 olacak. Arkadaşlarım bir de şu var. Şimdi 30 60 ve sadece 45 için sağlıyor değil. Şunu da söyleyebilirsiniz. Örnek veriyorum sinüs 1. Nedir bu? Kosinüs 89'a eşittir tabii derece olarak. Sinüs 1 derece, kosinüs 89 dereceye eşittir arkadaşlar. Bu birbirini 90'a tamamlayan her açı için geçerlidir. Ya da sen şöyle bile söyleyebilirsin. Sinüs 0.1 derece eşittir kosinüs 89.9 derece bile diyebilirsin. Sıkıntı yok yani. Birbirini 90'a tamamlasın. Hangi açı olursa olsun bunlar birbirine eşittir. 60. sayfamızın sağ üst tarafındayız arkadaşlarım. Birinci örneğimize bakalım. Biraz da uzaklaşalım tabii. Böyle ekranın dibine girersek olmaz. X'ler 0 ile 90 arasında ve tanjant x 5 bölü 12'ymiş. Cos x eksi sin x bölü cot x sorulmuş. Arkadaşlarım hemen ne yapıyoruz? Bir tane dik üçgen çiziyoruz bu tarz sorularda. Dik üçgenimizi şöyle çizelim. Şöyle gayet dik oldu bence. Şimdi şuraya x açısı diyorsunuz. X açısının tanjantı 5 bölü 12'ymiş. Yani arkadaşlarım karşısı bölü komşusu 5'e 12'ymiş. 5 12 o zaman burası kaçtır? Tabii ki 13'tür. Şimdi kosinüs x'e bakalım. X'in komşusu bölü hipotenüsü yani 12 bölü 13 eksi sinüs x yani karşısı bölü hipotenüsü 5 bölü 13. Bir de alt kısımda kotanjant x var. Kotanjantta bakın tanjant 5 bölü 12 ise zaten kotanjant 12 bölü 5'tir. Şimdi üst tarafa bakıyoruz 7 bölü 13'ümüz var. Bölü 12 bölü 5'imiz var. Ters çevirip çarparsanız 7 bölü 13 çarpı 5 bölü 12 dersiniz. Bu da sevgili arkadaşlarım 35 bölü 144'e bir tane daha 12 eklersek 156 olur. Demek ki 35 bölü 156 benim cevabım olacakmış. İkinci örneğime geçtim. Yine x'ler dar açı ve sinüs x arkadaşlar kök 6 bölü 3 olduğuna göre cos x tan x cot x secant ve cos secant değerlerini bul demiş bize. Hemen yine ne yapıyorsunuz? Üçgeni yapıştırıyorsunuz. Şöyle bir dik üçgenimiz olsun diyelim. Bu dik üçgende sinüs x neymiş? Kök 6 bölü 3. Yani şu arkadaşlarım ben şuraya x dersem. Bakın burası kök 6'ymış karşısı. Hipotenüsü 3'müş. O halde şu kenarı bulabiliriz. Bu kenarda arkadaşlarım tabii ki kök 3'tür. Kök 3. Kök 6 3. Neden? Çünkü Pisagor'dan geldi. 6 artı 3 9. 9'un karekökü 3 gelir. Şimdi kosinüs x'i bulalım. Kosinüs x arkadaşlar kök 3 bölü 3'tür. Daha sonrasında tanjant x'i bulalım. Tanjant x karşı bölü komşu olduğu için kök 6'yı kök 3'e bölerseniz kök 2 bulursunuz. Kotanjant x ise bunun tam tersiydi. Bulmaya gerek yok. 1 bölü kök 2'dir. Secant x dediğimiz şey 1 bölü kosinüstü. Dolayısıyla şunu ters çevirirsem 3 bölü kök 3. Yani kök 3'ün ta kendisidir. Ve en son cosecant x. Cosecant x ise sevgili arkadaşlarım 1 bölü sinüs x'ti. Burada sinüs x kaçtı? Kök 6 bölü 3'tü. Ters çevirip çarparsam 3 bölü kök 6 yapar arkadaşlar. Bu da 3 kök 6 bölü 6'dır. Yani bu da kök 6 bölü 2'dir diyebiliriz. Kosekant x değeri için. Üçüncü örneğim. ABCD'nin bir kare olduğunu söylemiş. AC'nin de köşegen olduğunu belirtmiş. CE
arkadaşlarım uzunluğu AE'nin 2 katı. Yani ben buraya 1 dersem burası 2 olacakmış. Ya da şuraya 2 dersem burası 4 olacakmış diyebiliriz. Eğer sorunun içerisinde uzunluk babında hiçbir sayı vermediyse bu sayıları kafandan sen sallayarak yazabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Doğru çıkmak zorunda. Sinüs x soruluyor arkadaşlarım. X açısı burası. Şimdi bu x açısına bir tane dik üçgen giydirmek gerekiyor. Peki ben bu dik üçgeni nasıl giydireceğim? İyi dinliyorsun. Şimdi şu köşegenini unutma. Şunu çektim şu şekilde. Bir köşegen daha çektim. Bu köşegeni çektikten sonra burası ne oldu? Dik. Arkadaşlar köşegenler birbirlerini iki eşit parçaya bölecektir. Dolayısıyla bakın burası 4 artı 2'den 6 idi. O halde bu 6'nın sevgili arkadaşlarım 3'ü bu tarafta kalır. 3'ü de bu tarafta kalır. E ben şuranın 2 olduğunu söylemiştim sorunun başında. O zaman buraya ne kalır? 1. Şimdi köşegenler tabii ki birbirine eşit olacağı için bak burası da 3'tür. 1, 3 burası ne yapar? Kök 10 yapar. Artık sorumuz bitti. Çünkü sinüs x sorulmuştu arkadaşlar. Sinüs x ise karşı bölü hipotenüs. Yani 3 bölü kök 10'dur. Tabi payda da irrasyonel bırakmayalım. 3 kök 10 bölü, bunu kök 10'la genişletin. 3 kök 10 bölü 10 bizim cevabımız olacaktır diyebiliriz. Dördüncü örneğimiz. ABC bir üçgen diye belirtmiş bana. AB AC'ye eşitmiş arkadaşlarım. AB AC'ye eşit. Bak burası nedir? Beta'dır. Peki sinüs alfa 12 bölü 13 olduğuna göre sekant beta kaçtır diye sorulmuş sevgili arkadaşlarım. Şimdi sonraki sayfamızda mıydı acaba bu özellik? Değilmiş. Tamam. Biz şöyle diyelim o halde. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım beta'ya beta olduğunu söylemiştik. Ve bize sinüs alfanın 12 bölü 13 olduğunu vermiş. Sinüs alfanın vermiş. Bakın ben şuradan şöyle bir dik indirsem şuraya. Şurası dik olsun. Gayet de dike benzedi valla. Pekala şimdi sinüs alfa 12 bölü 13'müş ya. Yani karşısına ben 12 dersem hipotenüs yani şurası 90'ın karşısı 13 olacakmış. O zaman buraya ne kalır? 5. Şimdi bak AC 13 ise demek ki AB de 13 olacak. Demek ki şuraya kaç kalır? 8. Sekant beta sorulmuştu. Bak burası dik. Sekant ne demek arkadaşım? 1 bölü kosinüs beta demek. Şimdi kosinüs betayı bulacağız o zaman. O kesin, o şart. Şimdi kosinüs betayı bulmak için komşunun hipotenüs oranı yani BC'ye oranını bulmak gerekiyor. Şimdi öncelikle arkadaşlarım burası 8, burası 12, burayı elde etmem lazım. 64 artı 144 diyorum. Bunun karekökünü bulacağız. Bu da 208 gelir. Yani kök içerisinde 208'miş bu kısımda. Pekala şimdi kosinüs betayı bulalım arkadaşlar. 1 bölü kosinüs beta nedir? 8 bölü kök içerisinde 208'dir tabii ki. Bunu da ters çevirip çarpacağız. Yani cevabımız kök 208 bölü 8 gelecek. Tabii ki bu dışarı kök dışına çıkabilir arkadaşlar. 208'i asal çarpanlarına ayırırsanız 2'ye böldüm 104, tekrar 2'ye böldüm 52, tekrar 2'ye böldüm 26, 2'ye böldüm 13 geldi. 13, 1 geldi. Bakın 2 üzeri 4'müş. 2 üzeri 4 yani 16 dışarı 4 diye çıkar. İçeride kök 13 kalır. Demek ki benim cevabım aslında 4 kök 13 bölü 8'miş. 4 ile 8'i sadeleştirirseniz 2 gelir. O halde cevabım kök 13 bölü 2'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyoruz arkadaşlarım. İlk sayfamıza şöyle baktıktan sonra gayet dolu. Doldurdunuz. Siz de doldurdunuz. Eyvallah. O halde arkadaşlarım diğer sayfamıza geçiyoruz. Sayfa numarası 61. Örnek 5. ABC bir dik üçgenmiş. AB AC'ye dik. AB AC'ye dik. Şurası 1 birim. ACB X'miş arkadaşlarım. Yukarıda verilenlere göre BH uzunluğunun X açısının trigonometrik oranları cinsinden karşılığı nedir diye sorulmuş. Bakın BH'ın yani şuranın X açısının trigonometrik oranları cinsinden karşılığı sorulmuş. Şimdi öncelikle sevgili gençler biz burada şuradaki X açısının bulunduğu dik üçgende hipotenüsün 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi ben burada şunu yazmak istiyorum. AH'ı ve HC'yi ben trigonometrik oranlar cinsinden yazabilirim ki şöyle yazarım. İyi dinliyorsun. Sinüs x'i bana elde edecek olursanız sinüs x AH uzunluğu bölü hipotenüs yani 1'dir. AH bölü 1 AH'ı verir bize. Demek ki AH uzunluğu sinüs x'miş. Bakın burası sinüs x. O halde kosinüs x'i hesaplarsak da bu da HC uzunluğu bölü 1 olur. HC de kosinüs x'miş. Bakın burası da kosinüs x. Bakın dikten dikindiğini görün burada, tamam mı? Madem dikten dikiniyor ben şimdi gidip de buraya mesela BH uzunluğuna A dersem sin kare x eşittir. Öklit yapıyorum. Cos x de a'nın çarpımıdır. Cos x çarpı a'dır. A'yı yalnız bırakırsam da sin kare x bölü cos x eşittir a'dır. Ki bu a dediğim şey bh'dır. Bh uzunluğunu şu an trigonometrik olarak ifade ettim. Bunun yerine şu da yazabilir. Sonuç olarak sin kare x demek sin x çarpı sin x bölü cos x demektir arkadaşlarım. Sin x bölü cos x tanjant x yapar.
Demek ki bu da tan x çarpı sin x olarak da yazılabilir. Yani ister cevapta şu şekilde verilmiş olabilir veya cevapta bu şekilde verilmiş olabilir. İkisi de aynı şeydir. Ama biz BH uzunluğunu bu şekilde trigonometrik fonksiyonlar kullanarak bu şekilde ifade edebiliriz. Örnek 6. 3 boyutlu bir cisim. Şekil 1 dönel koni. AB koni tabanının çapı. Bakın şurası çap arkadaşlar. AT BT'ye eşit ve 13 birimmiş. AT dediği yer bakın şurası. BT dediği yer şurası. 13-13 arkadaşlar. Pekala. OT 12 birim. Yani şurası koninin yüksekliği arkadaşlarım. AC 8 birim. AC dediğimiz yerde bakın şurası. Burası 8. OT dediğimiz de şurasıydı. Burayı da yazalım. Pekala, tanjant x de tanjant y'nin toplamı diyor. X bakın şurası, y de burası. Şimdi arkadaşlar öncelikle biraz düşünmemiz gerekiyor. Burası 12 ve şuraya diktir. Burası 13 ise demek ki yarıçapım benim 5. 5-12-13 üçgeni var burada. O halde burası da 5'tir arkadaşlar ve tabii doğal olarak burası da 5'tir diyeceğiz. Daha sonrasında 5-5-5 var ve tabandaki çemberi görecek olursanız çapı gören bir yay açısı var arkadaşlar. Demek ki burası neymiş? Dik olacakmış. Tamam, çok güzel. Burası dik, burası 5, burası 5, burası 5, burası da 8 de unutmayın. Bak burası 8. Dikin karşısı olan şuradakini görmenizi istiyorum. Hemen ben dışarı çekeyim onu. Bakın şöyle bir açı var orada. Dikkat ettiyseniz. Böyle bir üçgen var tabandaki. Şuraya dik dedik. Şurası 8'di. 5 artı 5'ten burayı da 10 bulduk değil mi? O zaman burası kaçtır? 6'dır. Bak 6 olan yer şurası. 6, 8, 10 üçgeni var. Peki şurası da x miydi arkadaşlarım? Evet. Tanjant x'i nasıl bulursun? Karşı bölü komşu. Yani 8 bölü 6. Yani 4 bölü 3'müş arkadaşlar. Artı. Şimdi bana tanjant y lazım. Tanjant y de gayet basit. Burası 5'ti. Burası 12'di. Karşı bölü komşu. 5 bölü 12. Bunu 4 ile genişletin. 16 artı 5. 21 bölü 12 yapar. Sadeleştirirsiniz. 3'e böldün 7. 3'e böldün 4. Demek ki tanjant x de tanjant y'nin toplamı bize 7 bölü 4'ü veriyormuş sevgili arkadaşlar. Evet. Trigonometrik özdeşlikler diyoruz. Bakın özdeşlik dediğimiz şeyle denklem dediğimiz şey çok farklıdır arkadaşlar. Özdeşlik her değişken için, yani sen değişken yerine yazdığın her sayı için sağlayan denklemlerdir aslına bakarsanız. Özdeşlik dediğimiz budur. Dolayısıyla denklemle karıştırmamak zorundayız. Denklemi sağlayan sadece birkaç tane değer olabilir. Tabi bu o denklemin sonsuz tane çözüm kümesi de olabilir, fakat dediğim gibi unutmayın. Özdeşlikle denklemler birbirinden farklılardır. Hipotenüs uzunluğu bir birim olan dik üçgenlerin dik kenarlarının özel bir ismi olabilir mi? Hipotenüs uzunluğu bir birim olan dik üçgenlerin dik kenarlarının özel bir ismi. Şimdi bunu düşünelim demişiz. Bakın yukarıdaki örnekte, şuradaki örnekte aslına bakarsanız ipuçlarını verdik size. Peki o ipuçlarını verdik de şimdi burada biraz daha detaylandıralım biz bunu. Ve olaya daha da genişlikler kazandıracağız bir sonraki sayfamızda. Burada böyle fizikten falan notlar göstereceğim. Acaba o fizikteki notlar neler? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İyi dinliyorsunuz şimdi. Bakın burası 1, burası x. Sinüs x'i bulmak istiyorsanız buradaki ac'yi ab olan hipotenüse bölmek zorundasınız ki ac bölü 1'dir arkadaşlar. Çünkü buraya 1 vermiş. Bakın ac demek ki neymiş? Sinüs x'miş. Yani buranın uzunluğu sinüs x'miş arkadaşlar. Böyle şey gibi oldu. Bulmaca çözer gibi yukarıdan aşağı yazdım. Kosinüs x de komşu bölü hipotenüs olduğu için bc bölü ab'dir ki ab uzunluğu 1'di. bc'yi 1'e bölersiniz bc gelir. Bc de neymiş? Kosinüs x'miş. Bakın burası da kosinüs x oluyormuş. Madem bu dik üçgen dik, o halde Pisagor bağıntısını da uygulayalım. Dik üçgeni gördük sonuçta. Sinüsün karesini alıyorsunuz. Kosinüsün karesini alıyorsunuz. 1'e eşitliyorsunuz. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1. Bakın burada x açısı ne olursa olsun bu ifade sağlar. O halde arkadaşlarım x ne olursa olsun sağlıyorsa bu bir trigonometrik özdeşliktir arkadaşlar. Bu özdeşliği hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Her yerde karşınıza çıkar. Logaritmada bile uygulattırabiliriz. Dizilerde bile uygulattırabiliriz. Hatta abartayım, türevde, limitte, her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Bu bir özdeşliktir. Bu özdeşliği sakın ha sakın unutmuyorsunuz. Şimdi bir de tanjant ve kotanjantı tanımlarken demiştik ki tanjant karşı bölü komşuydu. Kotanjant komşu bölü karşıydı. Yani birine bakıyorsun karşı komşu, ötekine bakıyorsun komşu karşı. Yani birbirinin tersi bunlar değil mi? Madem bunlar birbirinin tersi, sen matematikte 5 ile 5'in tersi olan 1 bölü 5'i çarptığın zaman veya 2 bölü 3 ile 2 bölü 3'ün tersi olan 3 bölü 2'yi çarptığın takdirde ne geliyor? Hop hop 1 geliyor. Hop hop 1 geliyor. Demek ki birbirinin tersi olan ifadeleri çarptığımız takdirde 1 geliyorsa, madem öyle, tanjantla kotanjantın çarpımı da 1'dir. Hem de açıları ne olursa olsun. O zaman açıları ne olursa olsun diye bir cümle kurabiliyorsam ben, bu da benim özdeşliğimdir. Trigonometrik özdeşliğimdir. Daha envai çeşit trigonometrik özdeşlik var. Fakat
müfredatımızda yeri olmadığı için bunları vermeye gerek duymuyoruz arkadaşlar. Şimdi devam, unutmayın. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1. Tanjant x çarpı kotanjant x eşittir 1. Bunları hemen küçük bir kağıda yaz ve odanın duvarına şap yapıştır, tamam mı? Sakın ama sakın bunları unutma. Ben sana tan x çarpı kot x, daha kot x'i cümleyi tamamlayamadan sen 1'dir diyeceksin. Tamam. Devam. Notumuza bakalım. Notta bir önceki sayfada da söylemiştik. X artı y 90 dereceyken sin x'ler cos y'lere, cos x'ler sin y'lere, tan x'ler cot y'lere, cot x'ler tan y'lere eşittir. Bu eşitlikler daima doğrudur sevgili arkadaşlarım. Ama unutmayın, şartımız ne? X artı y 90'sa. Yani bunlar sevgili arkadaşlarım birbirini 90'a tamamlıyorsa sinüsler kosinüslere, kosinüsler tanjantlar kotanjantlara eşit oluyor. 7. örneğimize bakalım. 1 eksi kot kare x'i 1 artı kot kare x'e böl demiş. Şimdi ben burada şu an yapılabilecek bir şey görmüyorum, sezmiyorum. Ama madem şöyle düşünüyoruz, trigonometri hep öyledir. Eğer ki yapılacak bir şey göremiyorsan mutlaka ama mutlaka ve eşin içinde tanjant kotanjant varsa bu kotanjantları tanjantları sinüs ve kosinüslere çevir. O halde kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüstü. Yani kotanjant C bölü S idi. Kosinüs sinüs. Kosinüse C dedim, sinüse S dedim. Bak o zaman burası ne olur biliyor musun? 1 eksi C bölü S'nin karesi, bak karesi dediği için. C kare bölü S kare olur. Bölü alt kısımda 1 artı C kare bölü S kare olur. Şimdi üst tarafı biraz düzenleyelim sizde. Nasıl düzenleyeceğim? Bununla bunu çarpacağım. C kare çıkarıp S kareye böleceğim. Yani S kare eksi C kare bölü S kare dedim. Alt kısma bakıyorsunuz. S kare artı C kare bölü S kare dediniz. Bakın arkadaşlar. S kare ve S kare gitti. İkisi de paydada. S kare artı C kare neydi? Hocam 1'di. Sin kare eksi kos kare eksin toplamı 1'di. O zaman bunu da yazmıyorum. Cevabım neymiş? S kare eksi C kareymiş arkadaşlar. Ben bunu daha da kısa yazarım da. Yani cevap şuymuş. Sin kare x eksi kos kare x'miş. Ben bunu daha da kısa yazarım. Fakat şu an ne yeri ne de zamanı. Bundan bir 5-6 sayfa sonra çok daha kısa şekilde yazmayı da öğreteceğiz arkadaşlarım. Bu sin kare eksi, eksi kos kare eksi. Hatta şimdiden şuraya cevabı da söyleyeyim bilen arkadaşlarım için. Eksi kosinüs 2x'tir arkadaşlarım. Bu buna eşittir. Ama şimdi yeri ve zamanı değil. 8. örneğimize bakalım. Sekant x ile tanjant x'i çarp ve tan kare x artı 1'e böl demiş. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimini bul diyor. Şimdi sekant x dediğimiz şey 1 bölü kosinüs x'ti. Tanjant x ise sevgili arkadaşlarım sin x bölü kosinüs x'ti biliyorsunuz. Daha sonrasında ise tan kare x artı 1 demiş. Biliyorsunuz tanjante ve kotanjanta yapılabilecek bir şey yoksa madem öyle bunları sinüs biçimine çeviriyorduk, sinüs kosinüse. Tanjant sin x bölü cos x'ti, karesi sin kare x bölü cos kare x'tir. Artı bir de neyimiz var? 1. Şimdi öncelikle üst tarafı biraz düzenliyorum. Sin x bölü cos kare x olarak yazdım. Alt tarafta ise sevgili arkadaşlarım bakın cos kare x artı sin kare x. Cos kare x artı sin kare x neydi? 1'di değil mi? Bölü cos kare x diyorum. Şimdi ters çevirip çarpın. İsterseniz de bunların ikisi de zaten paydada olduğu için sadeleştirin. Burada da 1 var. 1'in de bölme işleminde hükmü yok. O zaman cevabımız direkt neymiş? Sinüs x'in ta kendisiymiş sevgili arkadaşlarım. 9. örneğim. Sekant x. Sekant x neydi? 1 bölü kosinüs x'ti. Bundan demiş neyi çıkaracağız? Kosinüs x bölü 1 artı sinüs x'i çıkaracağız. Hadi bakalım. Şimdi bir kere paydaları eşit değil. Çıkarmaya elverişli değil. O halde ben burayı 1 artı sinüs x ile genişleteyim. Burayı da kosinüs x ile genişletelim, tamam mı? Üst tarafı genişletirseniz 1 artı sinüs x gelir. Eksi kos kare x olur. Alt kısımda ise ne kalır? Bunları dağıtmadan yazalım isterseniz. Kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x gelir. Şimdi öncelikle arkadaşlarım. Üst tarafta sanki yapılacak bir şey yokmuş gibi duruyor. Ama şunu sakın ha sakın unutmuyorsunuz. Madem ki sin kare x ile kos kare x'in toplamı 1. O halde ben burada şunu yazabilirim. Şunu karşıya atın. Sin kare x eşittir 1 eksi kos kare x'tir diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. Hatta ve hatta kos kare x'i de madem öyle 1 eksi sin kare x diye yazabiliriz. Şimdi şuraya bakıyorsunuz. 1 eksi kos kare x var. Bu 1 eksi kos kare x neydi arkadaşlar? Bakın burada sin kare x'ti. O halde yazıyorum. Sin kare x artı sin x bölü cos x parantezinde 1 artı sinüs x dedim. Üst tarafı gelin sinüs parantezini alalım. Sin x parantezinde sin x artı 1 bölü cos x parantezinde 1 artı sinüs x
Üst tarafta ve alt tarafta aynı ifadeler var gördüğünüz gibi. Jort jort gitti. Ne kaldı? Sin x bölü cos x. Sin bölü cos neye eşitti? Hoca tanjant x'e eşitti. 61. sayfamızın son sorusu olan 9. sorunun cevabı da tanjant x'i sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyoruz 62. sayfamızda yönlü açılarla. Şimdi bu sayfa bu videonun son sayfası arkadaşlarım. İkinci videomuzda esas ölçüden ve 63. sayfadan devam edeceğiz. Ama şu kısmı çok iyi dinlemende fayda var. Yönlü açılar. Bir açının kenarlarından biri başlangıç ve diğeri de bitim kenar olarak alındığında elde edilen açıya yönlü açı diyoruz arkadaşlarım. Bakın başlangıç kenarı, bitiş kenarı bu tarafa doğru gidiyorsak, şu şekilde gidiyorsanız açı olarak, yani ne tarafa doğru? Saat yönünün tersine doğru. İşte buna pozitif yönlü açı diyoruz. Şu tarafa doğru gidiyorsak saat yönünün saat yönüne doğru ve buna da sevgili arkadaşlarım negatif yönlü açı diyoruz. Şimdi bir öğrencim sormuştu yıllar önce, hatırlıyorum. Ya hocam bu saat yönünün tersi ise negatif olmak zorunda değil mi? Ben de ona şöyle söylemiştim. Ya saat yönünün pozitif olduğunu sana kim söyledi? He, kim söyledi? Ya böyle bir algı var kafamızda. Yani saatin yönü olunca sanki o pozitifmiş gibi geliyor değil mi? Niye saat yönü? Sanki olması gereken şey saat yönüymüş gibi. Mesela bir de öyle şey vardır ya. Çay karıştıranlar. Ben şekersiz içiyorum ama. Çayı veya kahve karıştıranlar. Sonuçta kahveyi karıştırıyorum bir şekilde kahve hazırladığım zaman. Mesela bir şöyle karıştıranlar var, bir de şöyle karıştıranlar var. Siz nasıl karıştırıyorsunuz? Yazabilirsiniz. Saatin dönme yönüne doğru mu karıştırıyorsunuz? Yoksa saat yönünün tersine doğru mu? Yani pozitif yönünü mü karıştırıyorsunuz çayınızı kahvenizi? Negatif yönünü mü karıştırıyorsunuz çayınızı kahvenizi? Şimdi onların da bir özelliği vardı. Böyle saat yönünün tersine karıştıranlar daha sayısal zekalı oluyordu sanırım. Saat yönünün ters, pardon, saat yönüne doğru karıştıranlar, yani şu şekilde karıştıranlar arkadaşlar. Tabii kameram ters olduğu için size ters geliyor olabilir. Sayısal zekalı oluyor. Kendine göre kendiniz karıştırın şöyle. Saat yönüne doğru karıştırıyorsanız sayısal zekalı oluyormuşsunuz. Eğer tersine karıştırıyorsanız sözel zekalı oluyormuşsunuz arkadaşlarım. Tabii bu bir varsayım. Öyle herkesi öyle kategorize edemeyiz. Yani aa bak senin gözlerin mavi, saçların da sarışın, o yüzden sen çok iyi fizik yaparsın falan gibi bir şeyimiz yok, durumumuz yok. Ama hani genel itibariyle kontrol edildiğinde böyle demiş sayın bilim adamları. Bilim adamlarının bilmediği şey yok biliyorsunuz. Evet. Suyumuzu da içelim ve derse devam edelim. Çay muhabbetini unutma. Yazacaksın onu. Tersine mi düzüne mi karıştırıyorsun? Evet. Şimdi radyan. Arkadaşlarım radyan dediğimiz şey biraz garip. Neden garip? Şimdi radyan konusunda mevzular biraz karışabiliyor. Yani öğrencinin kafasını yakan şeyler meydana gelebiliyor. Ama kafanız yanmasın. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda en azından şimdiye kadar radyan konusunda hiç kafa yakan bir soru gelmedi. Bunları biz hocaların biraz egoistliği kafa yakıyor. Yani işte bu pi'dir, şöyledir, böyledir falan gibisinden hani biz biraz sorular veya işte sorular zor olsun istediğimiz zaman biraz kafa yakıcı şeyler yazabiliyoruz bu radyanla alakalı. Şimdi nasıl ki kilometre ve mil. Kilometreyi biliyorsun, mili de biliyorsun. Bunların ikisi de uzunluk ölçü birimi. Uzunluk ölçümü için kullanılan farklı sisteme ait iki ölçü birimi. O aynı şekilde dereceleriyle radyan da aynıdır. Yani derece ve radyan. İkisi de açı ölçü birimi arkadaşlar. Birim çemberi kendi yarıçap uzunluğundaki yayını gören merkez açısına radyan diyoruz. Yani şöyle ki bak burası R, burası R ya. Eğer bunun gördüğü açı da şuradaki yay uzunluğu da R ise o halde işte burada kalan açıya bir radyan diyoruz. Tamam mı? Genelde bununla bir işimiz olmayacak. Ne olduğunu bil diye yazdım. Yarıçap uzunluğu bir birim olan bir çemberin çevresi nasıl bulunuyor? 2 çarpı pi çarpı r ile bulunuyor. 2 çarpı pi çarpı r'si kaç bunun? 1. O zaman yarıçap uzunluğu bir birim olan çemberin çevresine biz 2 pi'dir diyebiliriz. Böylelikle 2 pi radyandır diyeceğiz ama, tamam mı? Oradaki açığı 2 pi radyandır arkadaşlar. Biliyoruz ki tam açının ölçüsü 360 dereceydi. O halde 360 derece nedir arkadaşlarım? Aynı zamanda 2 pi radyandır. Bak bunları unutmayın. Burada çok önemli bir algı var aslında. Şöyle bir algı. 360. 2 pi neydi arkadaşlar diyorum. Hocam 360. Evet ya, çok mantıklı. Pi neydi diyorum, 180. Ulan pi 180 olur mu? Pi'yi biz sana şimdiye kadar
3,14 yaklaşık olarak 3,14 diye özel bir sayı olarak göstermedik mi? Gösterdik. Tamam. Ama hocam trigonometride pi 180'e eşit değil mi? Ulan olur mu öyle şey? Biz öyle mi dedik sana? Pi radyan 180 derecedir dedik. İkisi farklı şeyler ya. Pi radyan demekle, yani pi radyan demekle pi farklı şeylerdir. Pi sayısıyla pi radyan farklıdır. Radyan bir kere arkadaşlar bize ne ya? Açı ölçü birimi bu. Radyan diyoruz. Açı ölçü biriminden bahsediyoruz. Öteki sayı 180 dereceyle 180'in farklı olduğu gibi. 180 ile 180 derece farklıdır arkadaşlar. Açı ölçü birimleridir bunlar. Dolayısıyla biz 2 pi radyan 360 derecedir diyoruz. 2 pi 360'a eşit falan değil. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. Tamam mı? Daha kullanışlı haliyle de 180 derece pi radyandır diyeceğiz. Bakın buraya dikkat. 180 derece pi radyana eşittir. Pi'ye eşit değildir. Pi sayısı bizim için daima 3,14'tür yaklaşık olarak. Pi radyan ifadesiyle pi sayısı aynı şey değildir. Bunu sakın ha sakın unutmayın. Yoksa kafanız çok karışır. Şimdi birim çember diyoruz. Yarıçapının uzunluğu bir birim ve merkezi orijinde olan çembere biz birim çember diyoruz arkadaşlarım. Neymiş? Yarıçapı bir ve merkezi orijinde olacakmış. Yani sen şöyle dik kartezyen koordinat sistemini çizdikten sonra eğer senin bu yarıçapın birse ve merkezin de tam olarak orijine tekabül ediyorsa ve şurası da birse ne diyoruz? İşte bu birim çemberdir diyoruz. Birim çember olduğu için ve yarıçapı bir olduğu için buralar bir, bir, eksi bir ve eksi bir olacaktır. Şimdi bu birim çemberin tabii ki denklemi falan da var, onlara da bakacağız birazdan ama önce bir hatırlatmamızı yapalım. Şimdi bu hatırlatma benim için çok değerli. Çünkü ben kaç tane öğrenciye bunu anlattıysam hepsi güzel bir aydınlanma yaşadı tabii önce. Ama hepsinde de şunu gördüm. Fizik konusunda bu konular bizim için fizikte bebek oyuncağı. Evet vallahi bak fizikte bu konular çocuk oyuncağı. Ve bu kadar çocuk oyuncağı olmuş ve artık dilimize pelesenk olmuş. Burada F'i gördüm yapıştırdığınız şeyler var ya, hani o F'in bileşke kuvvetleri var ya, onları yapıştırıyorsunuz da madem ulan aynı şeyi matematikte trigonometri için neden yapmıyorsunuz? Aynı şeyleri yaparken fizikte ya bunlar ne ki işte F çarpı kosa F çarpı sina diyorsun da ulan trigonometriye geldiğin zaman ben bunları bir türlü yapamıyorum ya diyorsun. Aynı şey arkadaşlar. Hatta ve hatta bunlar da fizikte şu açıların F kosa ve F sina olmasının sebebi bile zaten trigonometridir. Ulan fiziği anlıyorsun da madem buna sebep olan trigonometriyi neden anlamıyorsun diye sorarlar adama. Önce şurayı bir işleyelim. Şimdi fizik derslerinde yaptığımız bir hareketin sebebini bu kısımda çok daha iyi anlayacaksın. M kütleli bir cisim düşünün arkadaşlarım. F kuvvetiyle hareket ettirilmek isteniyor. Bu M kütleli cismi şuradan şöyle kulağından ucundan tutuyoruz. Bu tarafa doğru çekiyoruz arkadaşlar. Tabi çekerken biraz daha çapraz çektiğimiz için bunu, bu kuvvetin bir yatay bir de dikey bileşeni olmak zorunda. Biz bu kuvvetin yatay ve dikey bileşenlerini bulabilmek için cisme etki eden kuvvetin açısını kullanırız. Yani arkadaşlarım yatayda, şurada yatayda F kuvvetinin yaptığı açı alfa ise diyoruz ki o zaman bu kuvvetin yatay bileşeni, yani şurası arkadaşlarım F çarpı kosa'dır. Dikey bileşeni yani şu, bu da F çarpı sina'dır diyoruz değil mi? Bunu fizikte karıştıran var mı bilmiyorum. Ben bence yoktur. Çünkü hangi öğrencime sorduysam sorayım hocam bundan kolay ne var diyor. Demek ki bu kolay. Benim zamanımda da ben öyle diyordum çünkü. Bunlar çocuk oyuncağı. Yataydaysa F çarpı kosa, tabi yatayla yaptığı açıya bakıyorsunuz. Ben açıyı şurası verdiysem o zaman açıyı buraya taşıyorsunuz değil mi? O yüzden yatayla yaptığı açının sevgili arkadaşlarım kosinüs A ile çarpılması sonucunda yatay bileşen, dikey bileşeni de sinüs alfa çarpı F diyorsunuz. Peki bunlar basit değil mi? Bunları güzel. Şimdi yatay bileşeni bulmak için kuvvetin büyüklüğü ile açısının kosinüsünü çarpıyoruz. Dikey bileşenin içinde F çarpı sina diyoruz. Peki bunun sebebi ne? Bak şimdi sebebi çok basit. Birim çember düşünüyoruz. Birim çember. Ve birim çemberin biliyorsun ki yarıçapı 1. O zaman şu uzunlukta 1 midir? Evet 1'dir. Şimdi bak sen bu OP'yi bir kuvvet olarak düşün. F kuvveti. Ve bu kuvvetin büyüklüğü neymiş? 1. Tamam. Bunun yatay bileşeni neresidir? X eksenine iz düşümüdür değil mi? X eksenine iz düşümü şurası. Şimdi ben burayı bulacağım. Nasıl bulurum? 1 çarpı açının kosinüsüyle çarparım. Kosinüs alfa. Bak o zaman burası ne olur? 1 kere kosinüs alfa, kosinüs alfa olur. Şurası ne olur? Yani şurası sinüs alfanın ta kendisi olur. Çünkü açının sinüsüyle 1'i çarparsan bu sefer neyi bulursun arkadaşlarım? Sinüs alfayı, yani dikey bileşeni bulmuş oluruz. Aynı şey. Sanki şöyle düşünün.
Gençler, şöyle düşünelim. Şurada bir M kütleli cisim var. Ben bu M kütleli cisme şu kulağından şuradan bir F kuvveti uyguluyorum. Kuvvetin büyüklüğü de 1. O zaman size sorum şu. Yatay bileşen nedir? 1 çarpı kos alfa. Dikey bileşen nedir? 1 çarpı sin alfa. İşte bu kadar basit aslında. Ama hala bu tarz soruları özellikle böyle birim çember üzerinde falan işte buralardan şuralardan açı çizilip diyorsa ki pH uzunluğunun veya işte buradaki pH'tan bahsetmiyorum. Örneğin AK uzunluğunun trigonometrik fonksiyonlar cinsinden ifade ettiğiniz sorularını yapamayan yemin ediyorum çok öğrenci var. Ama sadece şunu bilseler yapacaklar. Tamam. Dolayısıyla buradaki bu özelliklerden kaynaklı biz fizikte bunları kullanıyoruz. Fizikte var diye bunları kullanmıyoruz ha. Ama sen bunları biliyorsan da bunu bilmiyorsan ayıp ediyordun. Biliyorsun ki bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu an öğrendin, o ayıbı da telafi etmiş oldun diye umuyorum. Şimdi buralarda sevgili arkadaşlarım kosinüs alfayı, sinüs alfayı zaten göstermiştik nasıl bulunduğunu. Şimdi devam ediyoruz. Aynı şekilde buradan bir özdeşliği yine çıkarabiliriz. Kos kare alfa artı sin kare alfa eşittir bir özdeşliğini çıkarabiliyorduk ya. Şimdi burada kos kare alfa artı sin kare alfa eşittir 1 ise madem biz bunu önceki sayfalarda bulup adına da trigonometrik özdeşlik demiştik hani. Şimdi arkadaşlarım bu kosinüs alfa dediğimiz şey bakın şurada aslında P noktasının apsisidir. Bu da P noktasının ordinatıdır. O halde apsisler de ordinatların kareleri toplamı daima 1'i verecek. Madem öyle birim çemberin denklemi ne olur? X kare artı Y kare eşittir 1 olur arkadaşlar. Bu da birim çember denklemi. Birim çember denklemini de unutmuyorsun. Ara sıra böyle ÖSYM bizi şaşırtıp birim çemberle alakalı soru sorabiliyor. Bundan kaynaklı arkadaşlar lütfen çok dikkat edin. Birim çember denklemini unutmayın. Zaten sadece bir denklemi var. O denkleme göre de sorusunu çözüyorsunuz. Başka bir şey yok. Birim çember üzerindeki herhangi bir noktada bu denklemi sağlamak zorundadır. Evet gençler 3 sayfalık bir konu anlatımı yaptık şu an. Ve toplamda da bakalım bu sayfada hiç sorumuz yoktu fakat toplamda da 9 tane örneğin çözümünü gösterdik sizlere. Bir sonraki sayfamızda esas ölçüyle devam edeceğiz. Bir sonraki videoya sarkıyor bu da tabii ki. Bu da aynı gün içerisinde yayınlanacak arkadaşlar videoda. Dolayısıyla o videoda artık görüşürüz diyelim. Bu söylediklerimi unutma. Özellikle o fizikle olan bağlantısını unutmuyorsun. Trigonometrik özdeşlikleri unutmuyorsun. Ve bugünkü dersin konusuyla alakalı 30, 60 ve 45 derecelik açıların trigonometrik oranlarını mutlaka ama mutlaka ya bak ya ezberle ya iki tane metot söyledim sana. Ya as duvarına telefon duvar kağıdı yap, bilgisayar duvar kağıdı yap ya bir şey yap yani ya da duvarına as tamam mı? Ya da git bunlarla alakalı bak sadece bunlarla alakalı 2-3 tane arka arkaya aynı anda soru çöz tamam mı? Aynı anda test çöz aynı gün içerisinde. Böylelikle sevgili arkadaşlarım bunlar otursun bir daha unutmazsın. Ama bunları hallet lütfen. Yani bak Ocak ayına gireceğiz. 2023'e gireceğiz. Ama sen hala bunları bilmiyorsan olmaz. Tamam. 9'da öğretiyorlar bunları. 9 olması lazım. 10 değil de 9'da öğretiyorlar. 11'de tekrar ediyorsun. 12'de yine görüyorsun. Ya bak kampta yine görüyorsun ama ben sana hala tanıtmış dediğim zaman sen köküş demiyorsan olmaz. Ocağa girdik bak sınava kaldı burada 5,5 ay falan. Lütfen arkadaşlarım tamam. Evet 5,5 aydan fazla var ya endişelenmeyin. Arkadaşlarım sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.